Evet, herkese merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi bir geometri sorumuz var. Tahtaya yazılmış durumda. Bu soru daha önce Singapur Matematik Olimpiyatlarında sorulmuş. Şöyle yan tarafa yazalım. Singapur Matematik Olimpiyat. Şurayı biraz düşürelim tabii ki. Evet, Singapur Matematik Olimpiyatlarında sorulmuş olan bir soru. Geometri sorusu. Singapur Matematik Olimpiyatı. Evet. Şimdi deniliyor ki bir tane üçgenimiz var. Bu ABC üçgeni. AB uzunluğu 32 santimetre, AC uzunluğu 36 santimetre ve BC uzunluğu 44 santimetre olarak verilmiş. Deniliyor ki eğer M BC'nin orta noktası ise AM uzunluğu santimetre olarak ne kadardır diye soruluyor. Evet, bu soru üzerinde biraz düşünmek isterseniz kendiniz burada videoyu durdurabilirsiniz. Yoksa başlayalım. Şimdi bu soruyu seçme ilk önce şunu söyleyeyim. Bu soruyu seçmemin amacı şu. Bu soru zor bir soru. Yani ama ortaokul öğrencileri için zor bir soru. Ve bu sorunun iki tane çözümü var. Birincisini birazdan yapacağız standart biçimde. İkincisi ise aslında bu bir teorem, geometri bir teorem. Yani bu teoremi bildiğiniz anda bu soruyu anında çözebilirsiniz. Ama bir ortaokul öğrencisinin bu teoremi bilme olasılığı çok küçük. Anca bu tür özel sınavlara hazırlanıyorsa belki özel kurslarda falan gösteriliyordur. Ama yoksa dediğim gibi bu teoremi normal bir geometri dersinde öğrenmezsiniz. O yüzden seçtim bu soruyu. Evet, şimdi nasıl çözebiliriz burayı? İlk önce verilenleri bir yerine koyalım. Ne demişler? Burası 32. Burası 36. Burası da toplam 44, şöyle yazayım. Şimdi bize sordukları AM uzunluğu nedir diye soruluyor. Şimdi burada ilk başta çözebilmek için şunu yapabilirsiniz. Buradan bir dik indirirseniz aşağıya 90 derece. Yani şurası üçgenin yüksekliği olursa gördüğünüz gibi şuraya da x derseniz şu uzunluğa x derseniz burada gördüğünüz gibi iki tane dik üçgen oluşuyor. Şimdi şuraya ilk önce bir şey verelim. Ne verelim? Şuraya e diyelim. Şimdi A, E, B üçgeninde dik üçgen olduğu için ne yazabiliriz? X kare artı şuraya da şey diyelim, şu yüksekliğe de h diyelim. H kare eşittir 32'nin karesidir. Şu dik üçgenden. Peki A, E, C dik üçgeninde ne yazabilirsiniz? Şurası x ise şurası 44 eksi x'tir. Dolayısıyla 44 eksi x'in karesi tekrar yüksekliğin karesi size ne verecektir? 36 verecektir. 36'nın karesini verecektir. Şimdi şuradan ne çıkıyor ise şurayı yaparsanız ne kalıyor elinizde? 44'ün karesi eksi 88x artı x kare, yani şunu açarsanız artı h kare eşittir 36'nın karesi. Şimdi şuranın 32'nin karesi olduğunu biliyoruz. Buradan ne çıkıyor ise diyelim şöyle 44'ün karesi eksi 88x artı 32'nin karesi eşittir 36'nın karesi çıkar. Burada ne çıkar? İşte
44'ün karesi artı 32'nin karesi eksi 36'nın karesi eşittir 88x çıkar. Burayı da yaptığınız zaman x 18.91 çıkıyor bu işlemi yaptığınız zaman. Şimdi x dediğimiz yer neresi? Şurası. X dediğimiz yer şurası. Şurada x'i bulduktan sonra şurada x yerine değerimizi koyarsak 18.91'in karesi artı h kare eşittir 32'nin karesinden. Buradan da yüksekliği ne olarak buluyoruz? İşlemi yaptığınızda 25.82 çıkıyor. Şöyle kare içerisine alalım. Şimdi şu BM uzunluğunun ortası orta olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla şurası BM 22. 22'den x'i çıkartırsanız şurayı biliyorsunuz. Şurayı biliyorsunuz. Yani şurada yazalım. H'in karesi artı BM'in karesi size şuradaki dik üçgeni yani şöyle yazalım. AEM dik üçgeninden gidiyoruz. Burada yerine koyarsanız değerleri EM uzunluğunun 26 olduğunu bulursunuz. Şimdi bu şekilde yani işlem yaparak dik üçgenlerden giderek bu soruyu çözebileceğiniz yöntem. Şimdi bu aslında dediğim gibi geometride bir teorem. Yazalım teoremi. Teoremi diye geçiyor. Dediğim gibi bunu normal geometri derslerinde görmezsiniz. Yani bu ortaokul öğrencisinin bunu bilme olasılığı çok zayıf. Fakat teorem kısaca şu. Herhangi bir üçgende şu şekilde bir şey varsa yani diğer kenarı bölen bir doğru parçası varsa teorem diyor ki, şuraya yazalım yani bu üçgene göre. AB'nin karesi artı AB'nin karesi artı AC'nin karesi eşittir 2 çarpı BE'min karesi artı AE'min karesi. Yani şu teoremden, şu teoremi kullanarak hemen 2 saniyede AEM'in 26 santimetre olduğunu bulabilirsiniz. Fakat dediğim gibi yani bu teoremi hiç bilmiyorsanız bu şekilde yani dik üçgenlerden giderek de aynı şekilde AM uzunluğunu bulabiliyorsunuz. Evet, bugünlük bu kadar. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.